Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle beraber bu Windows Phone'da hep yok, niye Windows Phone'da oyun incelemiyorsunuz diyenler için de ayrıca bununla inceleyeceğiz. Six Guns adlı oyunu inceleyeceğiz. Giriş yapalım. Oyun bildiğiniz gibi Gameloft'un. Bilmeyenler için de söyleyeyim. Gameloft'u bilen biliyor. Bayağı güzel bir şirket. Oyunun girişinde internet bağlantısı istiyor arkadaşlar. Hani bir Wi-Fi ya da 3G'de olsa olur. Bir internet bağlantınız olması şart. Ondan sonra herhangi bir internetli bir şey yok zaten. Sadece marketlere falan ulaşmak için. Şu internete uğraşmasın da. İşte oyun bir tane kovboyu anlatıyor. Oradan oraya gidiyor. Adam vuruyor falan filan. Atıyla beraber. Ben tabii en son yarıda bıraktım oyunu. Kaldığım yerden devam edelim. Bakalım ne istiyormuş. Ben oyunu siz görebilin diye böyle oynayacağım aslında da. Böyle de bir yere varamayacağız gibi geliyor. En azından deneyeceğiz. Oyun bütün platformlarda mevcut. Yani işte iOS'ta da var. Android'de de var. Gördüğünüz gibi Windows Phone'da da var. Biz niye mal mal yürüyorsak şöyle bağıralım at gelsin. İşte böyle atla geziyoruz fasa. İşte şu güzel hatun bize görev veriyor. Bunu oyunun ilk başında bunu kurtardık çünkü. Sadece görev veriyor. Atın üstündeyken hedef vurmaya çalışıyoruz şu anda da. Çok saçma bir yarışmaya başladık biz ya. Ya şöyle görev merev yapalım ya. Ben zaten böyle oynamıyorum. Ben böyle oynayacağım bunu da. Herhalde görürsünüz ya. Niye mal mal yürüyorsam. Gel lan düllül. Arkadaşlar oyunda bir şey fark ettim ben. Şimdi Windows Phone'da güzel ayarlamışlar. Hani modeli düşük, daha düşük bir telefonda. Yani ucuz bir Windows Phone telefonda. 512 GB RAM'i olan. Çok rahatlıkla oynanabiliyor bu oyun. Fakat Android'de mesela 1 GB RAM'i olan bir tablette ya da telefonda oyun kasıyor. Onu Windows Phone'a göre biraz daha iyi ayarlamışlar. İşte bunlar hep Android lobisi. Daha fazla cihaz tüketilsin diye yapılmış şeyler. O yüzden hani Windows bu konuda saygımı kazandı. Şu an nereye gittiğimi bilmiyorum. Böyle yaldır yaldır gidiyoruz. Ulan koca vahşi batıda adam yok. Bir tane adam falan vurarak bari. Lan adam geçti. Kaçma. Bak kayboldu ya. Şimdi bu adamı böyle durduk yere vursak bir şey oluyor mu? Nasıl oyun yapıyorsunuz koyayım ya. Bu ne? Rakun mu bu? Neyse hayvanlara saygımız var. Kim sıkıyor bana amına koyayım ya? Ya seni ben niye vurayım ya salak? Ya benim atı çağırıyor ben kaçıyorum. S*** memleketinizi. Ya dur. İndirdiniz attan amına hadi. Hay mermisine. Lan vur. Vahşi batasın. Çelik yelek mi giyorsun? 10 mermiyle öldün. Bu niye ölmüyor ya? Lan bu kimdi bu ya? Bu herhalde önemli birisi. Ölmediğine göre. Sen ölüyor mu? Bu ölüyor. Lan silah bitti. Yemin tekme tokat dalarım. Bu oyunda ilerleyen bölümlerde zombiler geliyor. Oralarda bir bakalım. Öl öl. Kodu mu su tabancası mı lan bu? Yok mu başka bir yer oraya gideyim ya. Farkındaysanız da atını kovboyda espri yapmadım. O kadar da mizah kültürüm var. İstesem yapardım. Oğlum nereye gidiyoruz lan? Adamı vurmuşlar ya. Bizim at yavaş herhalde ya. Bunu ne yapayım? Modifiye mi edeceğiz? Ne yapacağız? Paralarla atı değiştirebiliyoruz herhalde. Ha, zombi dedi geldi anasını satayım. Demons diyor burada. Şeytanlar diyor şey yap. Tabi o zamanlar zombi yok, şeytanlar var. Zombiler 2000'e çıktı. Ya bir s**tir git. Geliyor lan. Geriyorsun adamı geriyorsun karanlıkta. Ha zifiri karanlık. Bir bokta gözükmüyor ya. Oğlum bir şey attı biri. Vallahi bir şey sıkıyor. Tribünden lazer tutan adam gibi. Şerefsizim gerildim. S**tin lan. Oradan da biri bir şey attırıyor mu abi. Lan. Ölün lan. Koyayım. Ölmüyorsunuz da. Zaten ölüsünüz. Ya s**erim. Aha tekme varmış lan. Sülhanezi s**erim ki. Tekme tokat dalarım yemin ediyorum. Ne oldu öldüm mü lan? Gebermezseniz para istiyor. Ben direkt ölmeyi tercih ettim o yüzden. S**erim tiplere bak tiplere. Tuvalette ekmeği rövüşte vurmuşlar. Şu yıldızlarla health'i falan fullliyoruz. Her şey para kodun oyununda. Zaten Red Dead Redemption'dan çakma bir oyun yapmışsınız. Otoboka bari para koymayın anasını satayım. Oyun ücretsiz diye. Bir s**erim geri kaldı. İşte dedim, zombileri de gördük. Kapatalım artık şunu. Şöyle bir multiplayer kısmına bakalım. İşte serverlar dolu. 3 kişi varmış. Nereye yere gitti? Bir dur ya. Ha, şuna bir bakalım bir. İşte siz de kurabiliyorsunuz arkadaşlarla falan. Hatta quick match yapıp kendinize kapışabilirsiniz hemen. Bir gelin de beni bir vurun bakayım hadi. Buldunuz çaylak adamı. Kocaman map yapmışlar. Kimse kimseyi göremiyor bile. Oğlum nerede kocaman 4-5 kişi vardı az önce bu serverda. Aha ses geldi. Çatışma var. Vurdum neyi. Vallahi vurdum. S**ler çekil. Taklam hakkı da var ha. Pusmuş oraya. Gençler. Lan bir şey konuşuyorum. Öldüm lan. Neyse.
Gençler dediğimiz gibi işte oyun Windows Phone'da da var. Her platformda var. Yani multiplayer kısmı da olsun. Vakit geçirmelik oyunlardan. Dediğim gibi Red Dead Redemption'da çakması biraz olsa da ona da yapacak bir şey yok. O da Gameloft'un sorunu. Mobil platformlarda mevcut. Güzel bir oyun tanıttık. Beni YouTube'dan takip edebilirsiniz diyeceğim. Kapandı. Twitter'dan takip edebilirsiniz diyeceğim. Bu da kapandı. Hatta bu daha fena kapandı. Bu yine DNS'e falan girilebiliyordu. Ama illa hani oyun tanıt abi bize falan derseniz buyurun gelin. Evde de tanıtırız. Hiç sorun değil. İzlediğiniz için teşekkürler. Herkese hoşça kalın.